3 ay süreyle yeni bir ilaç kullanan 7 hastanın tansiyonları ölçülmüştür. Tansiyonları sırasıyla demişler ve bize artışların sayısal değerlerini vermişler. Popülasyondaki tüm hastaların tansiyonlarındaki artışın gerçek beklenen değeri için %95'lik bir güven aralığı kurunuz. Burada bir popülasyon dağılımı var. Bu dağılım biyolojik bir süreci tanımladığından normal olduğunu varsayabiliriz. Bahsi geçen ilacı tüm insanlara verecek olursak tansiyonda bir artış gö ya da belki de azalacak. Bir de standart sapma olacak. Bu normal bir dağılım. Az önce de söylediğim gibi bu biyolojik bir süreci tanımlayan bir dağılım olduğundan normal olduğunu varsaymamız son derece mantıklı. Binlerce hatta milyonlarca rassal olayın toplamı. Bu bir popülasyon dağılımı. Bu arada popülasyon ile ilgili buradaki örneklem dışında herhangi bir bilgimiz yok. Bu noktada yapabileceğimiz şey ki zaten yapmamız gereken şey de bu örneklemi kullanarak elde edebileceğimiz bilgilerin tamamını elde edip hazır etmek. Bize yedi kişinin bilgilerini veriyorlar. Bunları toplar ve yediye bölersek ortalamayı buluruz. Ortalama 2,34. Örneklem standart sapmasını da hesaplayabiliriz. Bu noktaların ortalamaya olan uzaklıkların karelerini toplayıp örneklem olduğu için en eksi 1'e böleriz. Karekökünü alırız ve örneklem standart sapmasını bulmuş oluruz. Sizin için bunu da hesaplamıştım. Bu da 1,04. Popülasyon dağılımı hakkında çok fazla bilgimiz olmadığında buradaki karakter için örneklem standart sapmasını kullanarak tahmini bir değer elde etmeye çalışabiliriz. Bu da popülasyonun gerçek standart sapmasını örnek standart sapmasını kullanarak bulmaya çalışmak anlamına gelir. Yalnız buradaki soru için bir sorunla karşılaşacağımızı söylemek istiyorum. Standart sapmayı elimizdeki en değeri yani örneklem boyutu olan 7 ile tahmin etmeye çalışıyoruz ve en çok küçük olduğu için bu tahmin ne yazık ki çok iyi bir tahmin olmayacak. En 30'dan küçük olduğunda elde ettiğimiz tahminin kötü bir tahmin olacağını söyleyebiliriz. 30'un üzerindeki değerler içinse tahminlerin oldukça iyi olacağını söylememiz mümkün. Bu videonun ana konusu güven aralığımızı kurmak için de kullanacağımız örnekleme dağılımını değerlendireceğimiz zaman diğer videoların çoğunda merkezi limit teoremini de kullanarak yaptığımız gibi örnekleme dağılımının normal olduğunu varsaymak yerine örnekleme dağılımıyla biraz oynamak. Bu kötü bir tahmin olduğu için bunun normal bir dağılım olması yerine bir t dağılımı olduğunu kabul edeceğiz. T dağılımları da küçük örneklemlerle çalıştığımız zaman güven aralıkları için daha iyi tahminler elde edebilmemiz için tasarlanmış dağılımlardır. Normal dağılıma çok benzeyen bir dağılımdır. Bir ortalaması vardır. Bu örnekleme dağılımının ortalaması kuyrukları biraz daha kalındır. Daha kalın kuyrukları da şu şekilde açıklayabilirim. Bunun bir standart sapma olduğuna dair varsayımda bulunduğumuzda ya da bir adım daha ileriye gidelim. Gerçek standart sapma için tahmini bir değer bulmak adına örnekleme dağılımının standart sapmasının popülasyonun gerçek standart sapması bölü n'in kareköküne eşit olduğunu kabul ederiz ve bu örnekteki n 7'ye eşit ve gerçek standart sapmanın ne olduğunu da genellikle bilmediğimiz için buraya koymak için elimizdeki en iyi değer örneklem standart sapmasıdır. Bunun %95'lik bir olasılık aralığı olmadığını söylememizin sebebi de budur. Bu örneklemden örnekleme değişen bir değerdir ve n 30'dan küçük olduğunda da kötü bir tahmin elde etmiş oluruz. Bir kere daha tekrar etmemi isterseniz standart sapmanın ne olduğunu bilmeden örneklem standart sapmasını kullanarak bir tahminde bulunmaya çalıştığımızda örneklem boyutumuz da küçük olduğunda örnekleme dağılımının standart sapmasını tahmin etmek için bunu kullanacağımız zaman örnekleme dağılımının normal bir dağılım olduğunu varsayamayız kuyrukların daha kalın olduğunu varsayarız ve bu dağılımın kuyruklarının daha kalın olmasının sebebi standart sapma için elde ettiğimiz tahminin gerçeğinden düşük bir tahmin olmasıdır. Eğer tüm bu söylediklerim konusunda anlaştıysak isterseniz artık çözüme geçelim. Bu ortalama etrafında yüzde 95'lik bir güven aralığına ihtiyacımız var. Bu eğer normal bir dağılım olsaydı yüzde 95'lik güven aralığı için Z tablosu kullanırdık. Ama burada söz konusu olan bir T dağılımı. 95'lik bir güven aralığından bahsediyoruz. Ortalamanın etrafında alanın 95'ini içeren bir aralık. T dağılımları içinde T tablosu kullanırız ve burada gördüğünüzde bir T dağılımıdır. Buradaki dağılım için iki taraflı versiyonu kullanmamız lazım. Ortalamanın etrafında simetrik olduğumuzu düşüneceğiz. Buna iki taraflı versiyon denmesinin sebebi de budur. Eğer kritik bir eşik değerine kadar olan kümülatif yüzdeden bahsediyor olsaydık, tek taraflı versiyonu değerlendirmemiz gerekecekti ama Burada söz konusu olan iki taraflı versiyon çünkü ortalama etrafında simetrik bir dağılım var. İki tarafı dahil etmeyeceğimizi de düşünebilirsiniz. Ortadaki %95'i istiyoruz. Bu n'in 7'ye eşit olduğu örneklem ortalamasının örnekleme dağılımı. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum aslında ama n 7'ye eşit olduğunda serbestlik derecesi de 6'dır. Serbestlik derecesi n 1 olarak hesaplanır. T tablosuna bakarken serbestlik derecesini de hesaba katmanız gerekir. Ve bunu yaparken de n e değil n eksi 1'e bakmamız lazım. 6'da bir bakalım. Evet işte burada n eksi 1 6 iken olasılığın %95'ini kapsamak istiyor isek ortalamadan iki yönde de 2,447 standart sapma uzakta olmamız gerekir. T tablosu bu standart sapma için örnekleme standart sapmasını kullanarak tahmini bir değer elde etmeye çalıştığımızı biliyor. Bu standart sapmalardan 2,447 tane gideceğiz. Şuraya not edeyim. Evet bu uzaklık tahmini standart sapmanın 2,447 katı. Bunu bazı istatistik kitaplarında görebiliriz. Bunun bu şekilde ifade edildiğinden bahsediyorum. Evet. Standart sapmanın örneklem standart sapması kullanarak tahmin edildiğini göstermek için üzerine bir çizgi konulur. Buraya da bir şapka koyarız çünkü gerçekten de hesaplayabileceğimiz tek şey budur. İki yönde de bu kadar ilerleyeceğiz. Bu değerin ne olduğunu biliyoruz. Örnekleme dağılımının ne olduğunu da biliyoruz. Artık hesap makinesini çıkaralım. Örneklem standart sapması 1,04'tü. Bunu 7'nin kareköküne böleceğiz. Evet, sonuç 0,39. Bu 0,39'a eşitmiş. Ve eğer popülasyon ortalamasının etrafında popülasyonun ya da örnekleme dağılımının diyeyim %95'ini içine alan bir aralık elde etmek istiyor isek 0,39 ile 2,447'yi çarpmamız lazım. Hadi o zaman bunu da yapalım. 0,39 çarpı 2,447. Evet, 0,96'ya eşit. Bu uzaklık 0,96 imiş ve elbette burası da. Bundan rastgele bir örneklem aldığımızda ki biz de bu 7 kişi ile aslında bunu yapmış oluyoruz. Bu 7 kişinin ortalaması bu örnekleme dağılımından alınmış rastgele bir örneklem olarak kabul edilebilir. Buna dayanarak da olasılık için hemen not ediyorum. Tüm bu tahminleri yaptığımızdan dolayı buraya emin ifadesini koyuyoruz. Başka bir deyişle bu gerçek %95'lik bir şans değil. Rassal popülasyon ya da rassal örnekleme ortalamasının bu şekilde olduğundan %95'lik bir olasılıkla eminiz. Bu 2,34 değerini de bu dağılımdan rastgele seçtik. Evet, 2,34'ün gerçek örnekleme ortalamasından yani popülasyon ortalamasından uzaklığının 0,96 uzakta olma olasılığı %95. Bu cümleyi farklı bir şekilde ifade ederek, gerçek ortalamanın yani örnekleme ortalamasının 2,34'ten 0,96 uzakta olmasının olasılığı %95'tir diyebiliriz. 2,34 eksi 0,96 güven aralığının alt sınır değerini verecek ve bu 1,38'e eşit. 2,34 artı 0,96 da üst sınır değerini yani 3,3'ü verecek. %95'lik güven aralığımız 1,38 ile 3,3